Ben Saadet Şen. Yüksek Performans'a hoş geldiniz. Bu programda gümüş tepside sunulmayan başarı hikayeleriyle buluşuyoruz. Birçok insan uygun şartlara sahip olan insanların başarıya ulaşabileceğini sanıyor. Oysa uygun şartlara sahip olmayan insanların gösterdikleri cesaret, kararlılık, özveri ve fedakarlıklarla neler başardıklarını öğreniyoruz bu programda. Nasıl ilham olduklarını ve bugün işte o ilham verenlerden muhteşem bir isim var karşımızda. Akademisyen, eğitmen, mentor, aynı zamanda birçok şapkası olan, danışmanlık yapan, direktörlük yapan muhteşem bir isim Doktor Oğuzhan Aygören. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş. Çok sağ olun. Hoşluklar getirdiniz. Az bile söyledim. Neler neler yapıyorsunuz. Çok ilham verici. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da, Türkiye'de de ilham oluyorsunuz. Ve arada köprüler kuruyorsunuz. Çok çok önemli. Birçok güzel şeye, birçok öncü fikre imza attınız. Öncelikle bu programa gelip bizi onurlandırdığınız için teşekkür etmek istiyorum bir kez daha. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi siz aynı zamanda akademisyenliğinizin yanında gerçekten de girişimlerde bulunup birçok tecrübe edindiniz. Aynı zamanda dünyadaki en önemli üniversitelerde önemli eğitimler veriyorsunuz. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde girişimcilik direktörlüğü yapıyorsunuz. Akademisyenliğinizin verdiğiniz eğitimlerin yanında göstermiş olduğunuz ilkler, vermiş olduğunuz, kattığınız değer çok önemli. Ama yine de kendinizi sizin ağzınızdan küçücük dinleyelim. Bir anlatır mısınız, siz kimsiniz? Tabii ki. Çok sağ olun. Yani aslında ben kimim? Tabii bu benim zaten sürekli sorduğum bir soru. Arayış halinde olduğum bir soru. Benim de soruda da hala. Hatta şimdi 2 yaşında da bir oğlum var. O da öyle bazen bir şey yapıyor. Sonra diyor ki baba ben Allah bunu niye yaptım? Ben bunu niye yaptım? Oğlum sen yaptın, sen biliyorsun diyorum. Ben niye yaptım? Ya diyorum felsefeyi çocuk 2 yaşında çözmüş. Yani felsefenin en temel sorusunu soruyor 2 yaşındayken. Ben bunu niye yaptım? Şimdi aynen. Ben bu soruyu... Çünkü onlar bilge geliyorlar. Kesinlikle öyle. Şimdi ben bunu niye yaptım, ben bunu niye yapıyorum diye sorduğumda aslında hani ben de baktığımda şöyle görüyorum yaptığım her işte böyle sınırları aşmaktan keyif alıyorum. Olmaz denileni oldurmaktan keyif alıyorum. Yani aslında yapmaya çalıştığım şey bu hayatımda. Harika. Neler var bunun içinde? Bunun içinde işte şu anda bunu son 10 yılda özellikle aslında akademisyen olarak yapıyorum. Akademisyen olarak yaparken de ama hani salt bir akademisyen olarak değil. Bir dakika, madem ben bu ortamdayım bir değer yaratmam lazım. Burada çok değerli öğrenciler bizlere emanet. O zaman bu öğrencilerin bakış açısını geliştirebilirsek belki içlerindeki bir kişi ülkeyi değiştirecek, dünyayı değiştirecek. Bu bakış açısıyla bakıyorum. Öğrencilere de bakarken sadece bir öğrenci olarak değil, hani geleceğin girişimcisi, CEO'su, sanatçısı, hani bu gözle bakmaya çalışıyorum. Ve son 6 yıldır da işte Boğaziçi Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak bulunuyorum. Girişimcilik merkezinin başındayım ilk kuruluşundan itibaren. Ve buradaki misyonumuz da aslında az önce söylediğimle uyumlu olarak herkesi girişimci yapmak. Yani ama herkesi girişimci yapmak derken, herkesin şirket kurması anlamında değil. İşte hayata bu olmaz olanı oldurma bakışından girişimci olması, sınırları aşma becerisini kazanması, tek başına iş arayan, bekleyen değil, kendi kendine iş yaratan bir bakış açısına sahip olması, iş üreten bakış açısına sahip olması. Yapmaya çalıştığım şey bu. Bu minvalde de aslında hep kendimin de ufak ufak hayal ettiği şeyleri gerçekleştiriyorum. Ne yaptım mesela? Bloomberg televizyonunda 200 bölüme yakın program yaptım. Yani bu programa ilk seferinde işte bu programı yapmak benim için bir zorluktu. Sonrasında işte tek başıma yapmak, sonrasında bunu San Francisco'da yapmak, sonrasında yabancı girişimcilerle yapmak. Yani her seferinde kendime koyduğum yeni bir challenge oldu, yeni bir adım oldu ve bu adımlar üzerinden ilerledim. Son yıllarda özellikle işte bahsettiğiniz gibi hani mentorluk, danışmanlık, konuşmacılık, hani bunları yapıyorum ama bunların ötesinde
yatırımcılık tarafını deneyimlemek istedim ve hani bu alanda kendi melek yatırımlarım var. Ve ilaveten de bir Startup Fon isimli bir girişim sermayesi fonunda da yatırım komitesi üyesiyim ve orada bir partner rolüm var. Bu alanlarda da daha fazla aslında ekosistemin farklı taraflarında bulunmaya çalışıyorum. Çünkü burada ihtiyaç olan şey hani bir yandan en büyük ihtiyaç ne derseniz bu yolculukta bilgi evet önemli, çevre önemli, know-how önemli, tecrübe önemli ama kaynak önemli hani bir yandan da. Bu kaynağı sağlayabilmek, onunla ilgili imkanları geliştirebilmek lazım. Hani son zamanlarda yaptıklarımı böyle özetleyebilirim. Şu anda da New York'tayım, New York Üniversitesi'ndeyim. Bu sene New York Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunuyorum. Yani İstanbul New York arasında gidip geliyorum. Bu seneki rolüm de bu şekilde. Kısaca böyle özetleyeyim. Allah kolaylık versin. Muazzam hayata anlam yükleyen, anlam katmaya çalışan, görmek istediğiniz anlamı oraya bırakmaya çalışan bir akıl, bir kalple devam ediyorsunuz. Bu çok ilham verici gerçekten. Peki ne zaman, yani çocukluğunuzda ben böyle bir şey yapmalıyım fikri nasıl oldu? Ne zaman başladı bu hikaye? Nasıl başladı? En güçlü anınız nedir çocukluğunuzdan? Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında böyle kendimi hatırladığım en eskiye gittiğim zamandan beri ben her zaman yeniliklere meraklı bir insan oldum. Yani bu yeniliklerin başında tabii teknoloji var. Yani daha 4-5 yaşındayken hatırlıyorum o zamanlar renkli televizyonlar, videolar yeni çıkmış 80'li yıllarda. Evde hani bir şey bozulduğunda tamir eden kişi ben oluyordum. Yani daha ilkokuldayken 5-6 yaş tornavidayı elimde alırdım. Elektronik eşyaları sökerdim yeniden takardım. Küçüklüğümde işte Star Wars, peki, Star Trek. Peki etrafınızdakiler hani dur yapma evladım dur yapma demiyorlar mıydı? Deseler bile ben bozuyordum. Sonra bir süre sonra babam bile ya şuna bir bak bakalım demeye başlamıştı. Çünkü şöyle bir şey oluyordu. Biliyorsunuz teknolojiyi bilgisayar bozulunca kapatıp açınca düzelir. Elektronik eşyalarda da öyle. Söküyorsunuz vidaları tekrar takıyorsunuz ve çalışmaya başlıyor. Böyle birkaç sefer bunu yaşayınca babam bile şunu bir sök tak bakalım demeye başlamıştı. Sonrasında da babam ben ilkokul 3. sınıftayken işte 10 yaşındayım. Bana bir elektronik devre seti aldı. Yani oyuncak niyetine elektronik devre seti. Bu elektronik devre setinde yağmur alarmı var, hırsız dedektörü var, ışık ledli paneller var. Hani şu anda da var ya robotik kodlama vesaire. Ya 30 sene önce de vardı aslında. Böyle adını hatırlıyorum. TS elektronik set. Onu bile hatırlıyorum. Şöyle büyük bir kutusu var. Ben oyuncak niyetine devre yapıyordum. Bu işte böyle kapı dedektörü, böyle işte sensörler. İlk tanışmam o zaman oldu. O zaman dedim ki ilkokul 3'te 10 yaşında ben elektrik elektronik mühendisi olacağım dedim 10 yaşındayken. Sonra bir muhteşem bir şans bu. Evet. Evet ya tabii ki onu elde etmek önemli. Sonrasında da hep böyle üst komşumuzda bir Commodore 64 bilgisayar vardı o zaman için. Ya işte ben de onu çok merak ediyordum, ilgimi çekiyordu. Sonrasında bir sene sonra da hani benim de öyle bir Commodore 64 bilgisayarım oldu. Dedim ki elektrik elektronik bilgisayar mühendisi olacağım o zaman. Şans derken tam bundan bahsediyorum. Yani deneyip ben bundan hoşlanıyorum, bundan hoşlanmıyorum deme bilgeliği bu. Birçok şeyi denemeyi erken yaşta başlamak gerekiyor. Deneyip şimdi sadece okula gitmek değil, deneyip araştırıp buna ilgim var ya da yok deme. Kendi bu şansımızı vermemiz gerekiyor kendimize, öyle değil mi? Bu arada şöyle söyleyeyim, mesela yani ben hatırladığım aslında ilkokulda da yani hep akademik olarak hep çok iyiydim. Yani ilkokulda da çok kitap okuyordum. Bütün çocuk kitaplarını okumuştum. En sevdiğim işte bilim kurgu Jules Verne romanları, yani hepsini ilkokul 2'de neredeyse bütün çocuk klasiklerini okumuştum. Daha edebi eserlere geçmiştim. Yani hatırladığım anılarımda hep böyle ya kitap okuyorum ya bir şeyler yapıyorum. Yani hatırladığım anılarımda hep böyle. Ve şu, aslında işin enteresanını söyleyeyim. Şu anda da hala aynı şeyi yapıyorum. Yani ben ilkokulda ne yapıyorsam şu anda da aynı. Yine okuyorum, yazıyorum, konuşuyorum, bir şeyler yapıyorum. Boş durmayı sevmiyorum. Yaratıcının hepimizin içine bu gezegende bir görevle gönderildiğini ve onun bilgeliğini bizim içimize bıraktığını düşünüyorum ben. O bilgeliği, yani ne yapıyorsak saate bakmadan yaptığınız şeyi yapın, eğlendiğiniz şeyi yapın, aşık olduğunuz şeyi yapın dediğimizde tam bu işte. Ne yapmakta kendimizi kaybediyorsak ve küçük yaşta zaten bunu yapıyoruz. Daha sonra toplumun baskısı olmamız gerekenler, bitirmemiz gereken okullar, seçmemiz gerekenlerle bize hücum ettiği için kayboluyoruz diyorum. Bu
Peki bu yaptıklarınızda en unutulmaz tepkiler nelerdi? Genelde hani tabii şöyle oluyor ya işte oğlum hani bırak artık yanımıza gel. yani çünkü hani mesela ben bir kitap okumaya başladığım zaman kendimi kaptırıyorum. Saatlerce yani zamanın nasıl geçtiğini anlamadan bir kitabı çok yani çok hızlı okuyorum. O zaman da öyleydi. Yani bitirene kadar elimden bırakmazdım neredeyse ve etrafımda konuşulan olan biten hiçbir şeyi duymazdım. Yani böyle bir hani bu konuda şey odaklanabiliyorum. Odaklanma, dünyanın içine girebiliyorum. O dünyanın içine girebiliyorum. Okudukça daha fazla heyecan duyuyorum onunla ilgili. O yüzden diyorum hani bu sürekli böyle şikayet eden insanlar olduğu zaman onlara da şey diyorum. Daha henüz öğrenmenin zevkine varamamışsın diyorum. Bir kere bir öğrenmenin hani zevkini yakaladığın zaman dünya farklı olacak. Bazı insanlar oluyor mesela 30 yaşına kadar bunu fark etmiyor ama 30 yaşından sonra diyelim ya da 40 yaşından sonra bunun keyfine varıyor ve ondan sonra bunu bırakamıyor. Yani bir yaşta insanlar bunu keşfettiklerinde farkına varıyorlar ve o çığ kapatmak için de o kadar fazla ilerliyorlar ki onu da görüyorum. Yani böyle kişilerle de karşılaşıyorum. Hani ben kendi adıma çok şükür bunu çok erken yaşta deneyimleme imkanım olduğu için sonrasında da aslında hep böyle bu akademik anlamdaki başarılar da aslında ondan sonra geldi. Onun üstüne otomatik bir şekilde geldi. Yani doğal bir şekilde geldi aslında. Bir de şimdi ben böyle fotoğrafın bütününe karşıdan baktığımda ikna ettiğinizi görüyorum. Yani diyorsunuz ki girişimcilik için yapılan televizyon programlarında aslında girişimcilik anlatılmıyor. Bir dakika ben gelip anlatmak istiyorum. Yok diyorlar ama ikna ediyorsunuz. Aynen. Evet. Stanford'da ilham veren konuşmalarınızdan birinde diyorsunuz ki arkadaşlarım zaten çocukluğumdan beri bilgisayarın benim bedenimin bir bağlantısı, bir uzvuymuşum gibi olduğunu söylerler. Arkadaşlarınızı da ikna etmişsiniz. Sonra Bloomberg'in yurt dışını ikna etmişsiniz. Belki Boğaziçi'nin fikrini verdiniz. Burada bir girişimcilik kampüsü olması gerekiyor diye. Öyle değil mi? Girişimcilik öyle. Tam olarak böyle. yani hep aslında olmaz denileni yapmak, denemek, işte yatırımcılık, melek yatırımcılık ya da girişimcilik deneyimleriniz var. Tüm bunlarda ikna etmeniz gereken, görüp sizinle beraber hareket etmelerini sağlamak. Peki bu nereden sizin içinizde gelişen bir şey? Nasıl oldu? Enteresan. Evet, şimdi mesela buna dair böyle eski anılarımı düşündüğümde aklıma şu geliyor. Mesela ortaokuldaydım. Şimdi yeni o zaman eve taşınmıştık. Ben de şey planları yapıyorum. İşte babam diyor yeni eve taşınıyoruz. Bak evin bahçesi gösteriyor. Ben de kafamda ne güzel bahçede top oynayacağım diye bunun planlarını yapıyorum. Neyse eve taşındık bir gittim. Bahçede top oynayacak alan kalmamış. Babam her yeri böyle çiçeklerle ağaçlarla doldurmuş. Yani benim hayalim orada top oynamak. Ondan sonra ben bir dakika dedim baba böyle anlaşmamıştık. Ya, tabii ki konuşmamıştık bunu ama dedim ki yani ben bu evle ilgili benim heyecanım bahçede top oynamaktı ama top oynayacak alan yok burada. Şunu hatırlıyorum ben oturup bir sözleşme yazdım. Hala duruyor çekmecemde şöyle başlıyor sözleşme. İşte sözleşme ile. Çok okumanın işte, faydaları. Evet. Oğuzhan'ın top oynaması için gerekli alan yapılacak falan böyle bir şey yazmışım. İşte 13-14 yaşındayken ve babama götürmüşüm, imzalatmışım. Tarih var, benim imzam var, babamın imzası var. Neyse bahçeyi yeniden düzenledi ve bana top oynama alanı açtı ondan sonra. İkna şimdi, olmuş demek ki. Evet. Şimdi böyle aslında hani küçüklüğümden beri beni tanıyanlar da hani bana söylüyorlar. Daha küçük yaşlardan da hani ben hani bir şey mantığıma yatmadığında ya da hoşuma gitmediğinde neden öyle olmaması gerektiğine dair hani bir mantık yürütebiliyorum. Yani bunu hayatımda aslında sıklıkla yapıyorum. O yüzden de diyorum ya olmaz denileni oldurmaktan keyif alıyorum. Çünkü çoğu zaman olmaz denilen şeyin gerekçesini olmaz diyen insanlar da bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Evet. Aynen çünkü, öyle. Neden? Neden bilmiyorsunuz? Bilmedikleri bir şeye boyun eğiyorlar. Evet. Şimdi çok mesela bir tane daha örnek vereyim. İşte üniversite bitti, iş hayatına başladım. İşte PNG'de çalışmaya başladım. 31 Aralık günü fabrikadayız. İşte bir proje için. Fabrika müdürü dedi ki işte yılbaşı gecesi. Ya dedi şöyle bir sorun var. Bu gece dedi şey normal mesai yok ve herkesin kalması gerekiyor. Şimdi ben daha yeni işe başlamışım. İşe başlayalı birkaç ay olmuş.
Ya diyorum niye? Yani bugün yılbaşı yani hani bu böyle bir şey olamaz. Hani niye böyle bir şey yapıyor? İşte fabrika müdürü böyle dedi. Ben daha yeni işe başlamışım. Gittim fabrika müdürünün yanına. Neden o gün işe kalmamızın gerekli ve önemli olmadığını anlattım. Ve nihayetinde yani o gün herhalde kimse bilmez o gün fabrikada neden böyle olduğunu ama o gün herkes normal mesaisini yaptı ve çıktı. Yani evine o git. Fabrika müdürü ikna oldu. Şimdi bu nereden geliyor dediğimde babamla konuşurken ben şunu fark ettim. Bu özellik bana babamdan geçmiş. Şöyle babam da şimdi ben evet biraz şu anda biz son yıllarda çok bolluk dünyasında yaşıyoruz. Ne istersek her şeyden fazlasıyla var. Ama şimdi doğru. Bizden önceki nesilde babamdan hep ben şunları duydum. Bizim zamanımızda köyde elektrik yoktu. İşte ben denizi hayatımda ilk defa 25 yaşında gördüm. İlk defa işte 30 yaşında İstanbul'a gittim falan böyle. Babamdan hep böyle bu hikayeleri duydum. Biz bir ayakkabıyla 2 sene geçirdik. Yani bir çarık olunca sevinirdik falan. Şimdi babam 15 yaşında veya 16 yaşında işte köyde elektrik yok. O yaşa kadar düşünün işte, tarlada çalışıyorlar. Ve babam önce babasına soruyor köyde niye elektrik yok. Ne bileyim oğlum diyor. İşte git muhtara sor. Muhtara soruyor. Köyde niye elektrik yok? İşte bilmiyorum. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Babam o zamana kadar köyün dışına da çıkmamış. Bunu kafaya takıyor. Alıyor yanına bir tane arkadaşını. Ondan sonra beraber otobüs bileti alıyorlar Ankara'ya. Ankara'da Türkiye Elektrik İdaresi'ne. Ondan sonra işte Türkiye Elektrik Kurumu o zaman tek. Bizim köyümüzde neden elektrik yok? Aynen öyle. Biz diyorlar şey genel müdürle konuşacağız. Bizim köyde niye elektrik yok bunu soracağız. Diyorlar müdür yok. İşte sabah gidiyorlar. Harika. Tamam diyorlar biz bekleriz müdür gelene kadar. Akşama kadar kapının önünde bekliyorlar. Müdür gelirse hani kaçırmayalım gitmiyorlar da bir yere. En sonunda müdür işten çıkarken. Muhteşem bir hikaye bu. Aynen müdür işten çıkarken görüyor işte babamı. Siz burada mısınız? Evet niye geldiniz? İşte köyde elektrik yok. Tamam diyor gelin. İşte getirtiyor planları projelere. Tamam diyor sizin köyünüze elektrik gelecek. 3 ay sonra köye elektrik geliyor. Köye dönüyorlar. Kimse inanmıyor tabii ki ama olsun önemli değil. Yani ben bunu, yani birincisi hani bana bu biraz genetik miras diye düşünüyorum. Babamdan hani babam rol model olarak evet. Alıyorum sonuçta. Evet. İkincisi hani buradan benim çıkardığım ders de şu. Bir şey yapmak için bir şey olmayı beklemeye gerek yok. Yani bazı insanlar şunu bekliyorlar. Yani ben çok, yapacağım, ne zaman yapacağım? Çok iyi. Müdür olunca, ne zaman yapacağım? Zengin olunca, ne zaman yapacağım? Olunca ya olmayı beklemeye gerek yok ki. Benim babam sonrasında bu arada mutluluğu bir şey söyleyeyim. Mutluluğu bile böyle. Kesin, babam 30 yıl sonra işte 45-50 yaşlarındayken babam belediye başkanı oldu. Diyorum ki bir şey yapmak için belediye başkanı olmayı beklemeye gerek yok. Belki babam en büyük hizmeti 15 yaşında yaptı. Yani hani o zaman şey yani olmadan... Ya bu muhteşem bir hikaye hocam var ya muhteşem bir hikaye. Bu gerçekten işte bu düşünce yapısını eğer bulaştırabilirsek bir şey olmaya beklemeyin. Mutluluğu bile hani şöyle olunca mutlu olacağım. Hayır şu anda mutlu olacak bir şeyler yaparsan ilerleyecek başka fikirler de bulabilirsin. Bu gerçekten iyi. Peki yaptığınız işte iyi olmanızı sağlayan şey temelde buysa üstüne ne katabiliriz başka? Ne yapıyorsunuz da işinizde iyi oluyorsunuz siz? Şöyle, yani bu soruyu şöyle soruyorum aslında biraz daha genelleştireceğim. Yani sadece işte iyi olmak meselesi değil de. Tamam. Benim yani şöyle biraz daha yaşama dair. Çünkü yani şöyle aslında hani bir gördüğüm şöyle bir şey var. Hep böyle söylenen iş yaşam dengesi vesaire denir. Ben buna inanmıyorum. Evet. Yani ben sadece yaşama inanıyorum. İşte bizi olduğumuz ya da olmamız gereken kişi haline getirmek için aslında bir araç. Bizim yaptığımız her şey bize sunulan bir araç. Bizim evet. Kullanabileceğimiz imkanlar. Hani ben böyle görüyorum. Ve bununla ilgili de aslında bizim temel amacımız da hayatı anlamak, deneyimlemek. O yüzden o bahsettiğim Stanford konuşmasının başlığı insan olmakla ilgili. Yani insan olmayı öğrenebilmek evet. Becerisi. Ve aslında işin özünde bu var. Evet. Çok enteresan bir yaklaşımınız var. İnsan daha iyi bir insan nasıl olabilirim? İçimdeki sanatçıyı nasıl çıkarabilirim diyorsunuz. Evet. Zaten girişimciliği de bir sanatçı olarak adlandırdığınız tanımlarınız var. Eğitimlerinizde, derslerinizde, evet. Konuşmalarınızda. Bu çok ilginç. Yani
İş dünyasının sanatçıları diyorsunuz girişimciler için. Evet. Çünkü her kişinin düşündüğünü farklı bir şekilde düşünmek ve sunmak diye ilerliyorsunuz. Bu müthiş. Bunu biraz açar mısınız? Kesinlikle. Az öncekini tamamlayayım sonra buradan devam edeyim. Yani şöyle yaşamla ilgili kendime şu soruyu soruyorum aslında. Hani nasıl daha iyi yaşarım? Daha iyi yaşamak derken nasıl daha tatminkar, daha aslında kendimi daha dolu hissedeceğim, daha doyuma sahip hissedeceğim. Hani böyle İngilizce'de fulfilled, yani daha böyle dolu tatmin hissedeceğim şekilde yaşamı nasıl yaşarım? Kendime bu soruyu sorduğum zaman aslında şunu fark ettim. Ben 3 tane şey yaptığımda kendimi tatmin olmuş hissediyorum. Bir tanesi yeni bir şey öğrendiğimde. Öğrenmek. Yani bu birisinden bir şey öğrendim, bir bakış açısı kazandım, bir kitap okudum. Yeni bir şey öğrenmenin müthiş bir zevki ve keyfi var, hazzı var. İkincisi bir şey ürettiğimde. Evet. Ya bazen bir yazı yazıyorum, yazdığım yazıyı tekrar tekrar okuyorum, o kadar haz duyuyorum ki ondan. Yani o üretmek veya işte televizyon programı. Yani hemen ben de yayını yaparım, hemen izlerim ben de böyle. Yani böyle tekrar tekrar izlerim, tekrar tekrar okurum. Yani bir şeyi üretip ortaya koyduğumda bundan müthiş keyif alıyorum. Tatmin hissediyorum. Çünkü bu dünyaya bir şey vermiş oluyorum. Harika. Üçüncüsü de paylaştığımda, evet. İşte bu vermekle ilgili olan konu. Yani benim aslında hayatla müthiş. İlgili mottom burada. Öğren, üret, paylaş. Yani temelde süper. Tabii ki bunu da iş kanalıyla yapıyorsunuz. Yani iş sizin öğrendiğiniz, ürettiğiniz, paylaş. Ben üniversitede ders verirken de diyorum. Benim bu dersten bir şey öğrenmem lazım. Yani ben burada öğretmek için burada değilim. Ben sizin öğrenmenizi sağlamak için buradayım. Ve benim de buradan sizden öğreneceklerim var. Yani ben o yüzden kalkıp benim hatta derslerimde... Hatta öğrenebilirim, evet. Öyle yani ben mesela derslerimde de içerikleri değiştiriyorum. Yani temelde hani böyle bir konu başlıkları belli ama... Yani iki ders üst üste aynı konuyu anlatsam aynı şekilde anlatmam aynı konuyu. Ya da sınıfın ortamındaki gelen sorularda müthiş. O gün sınıftan başka bir sonuç çıkar. Yani her eğitimimde aynı evet. eğitimi versem bile aynı eğitim olmuyor hiçbir zaman. Neden? Ya çünkü ben de oraya yeni bir şey öğrenmeye gidiyorum. Yani ben orada öbür türlü aktarıcı olurum. İşte öbür türlü zaten hani hepimiz evet. teypten kasetten... burada yaşım ortaya çıktı. Teypten kasetten dedim. Öğreniriz. Ama hocam yaşa hiç girmeyin isterseniz. Ama işte burada yaşın önemi yok. Yani evet, o evet. öğrenme hevesi ve paylaşma hevesiyle olduğunuz vakit Anadolu'da çocukların elini öperler. Hatta öğretmen öğrenci birbirlerini aynı anda elini öperler. Çünkü her an birbirimize bir şeyler öğretip bir şeyler sunabildiğimiz için. Peki sanatçı dediğimizde iş dünyasında. Şimdi ona gelelim. Şimdi şöyle aslında bu benim akademik olarak da çalıştığım bir konu. Yani hep böyle iş dünyasında girişimcilik Hı-hı. dediğimiz şey. Birincisi risk almakla özdeş, ikincisi işte inovasyon Hı-hı. yapmakla özdeş, üçüncüsü proaktif olmakla özdeş. Yani akademide de bu böyle, iş dünyasında da böyle kabul ediliyor. Ama bir dakika, evet. yani ben şu soruyu soruyorum. Girişimcilere baktığım zaman aslında girişimciler risk almayı seven insanlar değil. Ne evet. demek? Yani risk çünkü evet. biz şöyle görüyoruz genelde. Risk ya sıfır ya bir, ya sıfır ya yüz böyle gör. Ya sıfırla sıfır veya yüz değil ki risk almak. Yani ufak ufak riskler alabilirsin. Girişimciler bunu yapıyorlar. İkincisi, inovasyon evet. dediğimiz şey çok sonuç odaklı, çok çıkar odaklı bir şey. İnovasyon bir hesap kitap içinde. Evet. Ama yaratıcılık öyle değil, sanatçılık öyle değil. Şunu söylüyorum hatta, ya Picasso evet. bir resim yaparken resmini kaça satacağını düşünerek yapmıyor. Ya o içinde katlanılmaz duyguyu bir esere dönüştürüyor. Şimdi evet. girişimciler böyle. Bir hayali var. İşte Walt Disney'e soruyorlar. O zaman işte bu Disney World ile ilgili bir hayali var. Daha doğrusu Walt Disney'in eşine soruyorlar. Ya diyorlar Disneyland'i görmeden vefat etti, ömrü yetmedi. Yo diyor eşi. O Disneyland onun zihninde yaşıyordu zaten. Onun zihnindeydi o. Yani onu görüyordu, yaşıyordu. O görmeseydi olmazdı. Dolayısıyla şimdi girişimci o zihninde zaten o hayali, gerçekliği yaşıyor. Sanatçı, yani çünkü sanatçı bunu yapıyor. Girişimci de aynen bir sanatçı gibi bunu yaşıyor. Evet. Ve o zihnindeki resmi hayattaki tuvale
aktarmaya çalışıyor. Girişimcinin işi bu. Kimisi bunu yapabiliyor, kimisi yapamadan pes ediyor, vazgeçiyor. Bu arada ben vazgeçmeden devam edenlerin, yani hani practice makes it perfect derler, sürekli denemeden, tekrardan, devam etmeden, aslında devam edip de giden girişimcilerin de eninde sonunda başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani gördüğüm örneklerde bunu gösteriyor. Sanatçılar da bunu yapıyorlar. Yani bir ressam o resmini yapmak için, yani Pablo Picasso işte o Mona Lisa resmini yani bir seferde yapmadı ki. Yani o resmi yaparken defalarca eskizler yapması, atması gerekti resimdir. Dolayısıyla girişimcilik de aynen böyle. Defalarca deneme yapıyoruz. Sonrasında diyoruz burası oldu, bir sonraki denememde olan kısımdan devam edeyim. Burası olmadı, tamam burayı değiştireyim. Sanatçılık böyle bir süreç. Yani bir resmi yapması bazen 10 yıl sürüyor. Aynen. Bazen 10 dakikada yapıyorsunuz ama bazen 10 yıl sürüyor. O yüzden adanmışlık gerekiyor değil mi? Başarı, yani süreçten keyif almak, adanmak, kötü sonuçlar için cesaret göstermek belki. Kesinlikle. Yani bu dolayısıyla ben hani bu cümleleri, kelimeleri söylüyoruz. Tek başına bunu hepimiz duymuşuzdur. Ama hani bu cümlelere ilaveten ben sanatçılara benzetiyorum ki gözümüzün önünde bir örnek. Canlı görebilelim. Yani bir girişimci ilk gün CEO olup kendisine şirketin yöneticisi olarak görmektense bir dakika ben sanatçıyım diyerek görmesi ve inovasyon yerine yaratıcılığı ön planda tutması girişimin başlangıcında çok daha değerli. Çünkü orada zaten ve o değeri gösterdiğinde şeyler getirecek. Kesinlikle. Yani bu şu an işte kullandığımız kulaklıklar. Şimdi AirPods kulaklığı kullanıyoruz. Ya Apple yapana kadar hiç kimse kablonun kulaklıkların kablosunu kesmeye cesaret edememişti. Şimdi norm bu oldu. Yani bu da neden? Yani bu da bir cesaret ürünü, yenilikleri ortaya koymakla ilgili bir adımın ürünü. Ama bu da bir anda, bir günde olmadı. Doğru. Yani Apple özellikle bu konularda bol bol deneme yanılma yapan, ama tabii ki bunu halkın, tüketicilerin huzurunda değil, kendi içinde bunu yapan ve sonunda da cesaretle ben bunu yapıyorum deyip çıkan bir şirket. Dolayısıyla işte bunlardan örnek alacağımız çok gözümüzün önünde aslında örnek var. Birden o yüzden fazla diyorum, evet. Kesinlikle. Hani bu o sunumlarımda anlattığım hani işte ressam olarak işte Picasso'yu koyuyorum. Bir yandan da bilim insanı gibi düşünmek lazım. İşte Einstein'ı koyuyorum. Ortasında Steve Jobs'ı koyuyorum. Çünkü gözümüzün önündeki somut örnekler bunlar. Bu örnekleri gözümüzde canlandırırsak kendi hayatımıza dair dersleri de alabiliriz bu örneklerden. Peki aldığınız en iyi tavsiye nedir? Neydi? Aldığım en iyi tavsiye zannediyorum sabırlı olmak. Yani bu hani bazen böyle bir hemen sonuç görme isteği var insanda. Yani bir şey yaptığımız zaman yaptığımızın karşılığını hemen görmek istiyoruz. Ama hayat kısa vadeli çıkar ilişkilerinin ötesinde uzun vadeli kurulan değer ilişkilerinden besleniyor. Ve bu da bir zaman gerektiriyor. Aynen öyle. Yani biz böyle bir ayda, bir yılda yapabileceklerimizi çok abartıyoruz. Yani o kadar uzun bir süre değil. Ama 10 yılda yapabileceklerimizi de çok küçümsüyoruz. Evet. Yani 10 yılda, şunu söylüyorum. 10 yıl sonrası için bir hayal kurduğumuzda, yani emin olun ben dünyanın en iyi rockstarı olacağım. Olabilirsiniz. Evet. Yani o kadar ulaşılmaz imkansız bir hedef olsa bile planlamalar giderse mümkün. Evet. Dolayısıyla bu size şunu sağlıyor. Kısa vadeli hayal kırıklıklarında bir dakika, yani bu benim uzun oyunumun bir parçası. Yani bugün işte bu sanatçı örneğindeki bugün denedim olmadı ama yarın olmayacağı anlamına gelmiyor. Bir örnek vereyim bununla ilgili. Üniversite ilk başladığımda böyle yüzme dersi almaya başladım. Hani böyle yüzebiliyordum aslında ama yani böyle bir tekniğim yoktu yüzmeyle ilgili. Ya 4 ders oldu, 5 ders oldu, hala yüzemiyorum. Sürekli su yutuyorum.
Böyle kendi kendime düşünüyorum. Ya ben herhalde yüzmeyi öğrenemeyeceğim. Bende yüzme becerisi yok. Diye böyle kendi kendime düşünürken o anda böyle bir anda yüzmeye başladım. Yani o önceki 5 dersteki suyutmalarım olmasaydı yüzemeyecektim. Veya işte bisiklete binme örneğindeki gibi. Yani o başarısızlıkların bir sonucu olarak yüzmeye başladım. Hayatta ne yaparsak yapalım aslında yaptığımız her iş böyle. Yaptığımız pratikle gelişiyor yaptığımız işler. Ve bu yüzden de hemen sonuç almaktansa o sabrı gösterebilmek ve o esnada da sabrı böyle katlanmamız gereken bir zorluk olarak görmektense nihayetindeki hani tünelin ucundaki Pişme ışığa süresi. inanıp ışığa inanıp yolda yürümeye devam etmek olarak görmek. Ve bundan hani bir işte keyif alabilmek. Bu zor bir şey. Bilinçli bir çaba da gerektiriyor. Yani sabır bilinçli bir çaba gerektiriyor. Zorlamak Ama bu konuda bu da kendimizi pratikte disipline yapılması etmek gereken bir şey. belki. Peki aldığınız en kötü tavsiye nedir? Aldığım en kötü tavsiye, bunda eğitimlerimde de söylüyorum, üzerine konuştuğum bir konu. Genelde hala ne yazık ki bu kötü tavsiye verilmeye devam ediliyor. Aldığım en kötü tavsiye herhalde lise zamanlarında. Ya işte iyi bir üniversiteye gir, hatta gir de değil, üniversiteye kapağı at, Boğaziçi ODTÜ kapağı at, ondan sonra rahat edersin, bir şey yapmana gerek yok, şirketler zaten kapında olacak, sana hiç teklif edecek, sonrasında hayatın garanti. Aldığım en kötü tavsiye bu. Hayatın garanti diye bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Yok. Şu anda ben işte Böyle bir dünya yok. Boğaziçi Üniversitesi'nde şimdi her sene yeni gelen öğrencilere oryantasyon konuşması yapıyorum. Bunu da çok işte önemli buluyorum. Diyorum ki arkadaşlar Önemli. size hep Ben de çok önemsiyorum. bu tavsiyeyi verdiler biliyorum çünkü bana da verdiler. Bunu unutun. Hayat şimdi başlıyor. Şimdiye kadar tamam buraya girmek için mücadele ettiniz. Çok tebrikler. Ama artık daha zor bir hayat başlıyor. Daha kolay değil, daha zor bir hayat başlıyor. Ama bunu çok daha keyifli ve sizin için müthiş bir gelişim yolculuğu haline getirebilirsiniz. Bunu söylüyorum. Hocam, yaptığınız bir çalışma var. Boğaziçi Üniversitesi'nde başladı, sonra İTÜ eşlik etti, sonra ODTÜ eşlik etti ve girişimcilik konusunda çocukları besliyorsunuz. Burada vermek istediğiniz mesaj da iş aramak değil işiniz, iş yaratmak. Derdiniz bu olsun diyorsunuz. Bu girişimden de kısaca bahsedelim ve bu çok önemli bir şey çünkü. Bu Kesinlikle. çok önemsediğim bir şey. Ama çocukların araştırmasını istiyorum. Size ulaşabilecekleri adresleri de aşağıda bırakacağız. Onlara da bu baksınlar istiyorum. Bize bunu anlatın lütfen. Tabii ki. Şöyle, biz burada yaptığımız şeyin adına değişim öncüsü olmak diyoruz. Hatta çünkü girişimci kelimesi bazı kavramlar çok kullanıldığı zaman böyle anlamını kaybediyor. Girişimci diyoruz. Herkes başka bir şey anlıyor bu söylediğimiz kelimeden. O yüzden bu programın adına Değişim Öncüleri Programı dedik. Hatta tam adı Fire Up Değişim Öncüleri Programı. Yani Fire Up işte ateşle, canlan, harekete geç bu anlamda. Bu program için de bize ilham olan Stanford Üniversitesi'nin University Innovation Fellowship programı oldu. Bu programa ilk olarak 2017 yılında yine üniversitemizden 4 öğrenciyle beraber katıldık. Ve orada aslında Stanford Üniversitesi dünya genelinde üniversitelerle yaptığı bir işte bu değişim öncüsü programı. Bunu görünce biz bunu Türkiye'de niye yapmayalım? Boğaziçi'nde biz bunu niye böyle bir şeye Boğaziçi'nde başlamayalım? Ve burada da şikayet eden, yakınan değil, çözüm üreten ve bunu da sadece kendisi için değil, herkes için çözüm üreten bir eğitim programı haline çevirelim dedik. Bir örnek vereyim. Mesela Olağanüstü. Türkiye'de ilk bine giriyorsunuz. Müthiş çalıştınız. Gecelerimiz, gündüzünüz, aileniz fedakarlık yaptı. Gittiniz Boğaziçi'ne, ODTÜ'ye, İTÜ'ye. En iyi üniversitelere gittiniz. Gün bir yaşadığınız hayal kırıklığı. Bir dakika ben nerede konaklayacağım? Yurtlarda yeterince yer yok. Kiralar çok pahalı. Ne yemek yiyeceğim? Tuvaletlerde tuvalet kağıdı yok. Bu sınıflarda şöyle işte su akıyor. Bu problem ne? Bir sürü problem. Her yer problem dolu. Her yer. Ve diyorsunuz ki genel hani yaklaşım ya idarenin buna çözüm bulması lazım.
İşte devletin, devlet okulu devletin buna çözüm bulması lazım. Ya devlet de idarede elinden geleni yapıyor ama sorunlar o kadar büyük ki aslında hani bu konularda. Yani bu özel okullara gidin, orada da başka problemler var. Yani sadece şunu demek istiyorum. Biz, biz büyük beklentilerle geliyoruz. Söylenmeyi bırakıp. Aynen öyle. Şimdi şu bu örneği veriyorum. Yani ya tuvalette tuvalet kağıdı problemim var. O zaman bu problemi biz çözelim. Siz bununla ilgili bir çözüm önerisinde bulun. Ondan sonra ilk önce kendimiz için çözelim. Sonra üniversite için. Sonra diğer üniversiteler için. Ve bunu genelleştirelim. Belki sonra yurt dışına da ihraç edelim. Yani başka konular bulalım. Yani burada şikayet eden, yakınan değil, çözüm üreten. Tabii ki bu konuda isteklerimizi idareye iletelim. Yönetimden yardım isteyelim. Onu tabii ki yapalım. Ama diyorum ki bu yeterli değil. Yani onu yapmayalım demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bu yeterli değil. Tabii ki, tabii ki. Onlara da yardımcı olalım. Çünkü siz yönetici konumunda olduğunuzda şunu bekliyorsunuz insanlardan. Birileri bana yardım etsin diyorsunuz. Yöneticiler sürekli yardım bekliyor. Birisi proje getirsin de ben o projeye destek vereyim diye bekliyor. Yöneticiliğin özünde bu var zaten. Yöneticilerin her şeyi yapması, her şeyi bilmesi mümkün değil. Veya bilse bile müdahale etmesi mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla bizim bu projedeki amacımız öğrencileri değişim öncüsü olarak yetiştirmek, öncelikle ortamlarında bir farkındalık sahibi olmalarını sağlamak. Farkındalık sahibi olunca ne oluyor? Bir dakika, bu soruna ben müdahale edebilirim diyor. İkinci aşamada okuldaki sorunların dışında bir dakika ben bunu kendi hayatıma nasıl uygulayabilirim? İkinci aşamada bu bakışı öğreniyor. Üçüncü aşamada da ben bu öğrendiklerimle nasıl değer yaratan bir girişim fikri, bir yenilik fikrini ortaya koyabilirim? Üçüncü aşamada da bunu öğreniyor. Şimdi bu programı biz adım adım geliştiriyoruz. Dediğiniz gibi ilk önce Boğaziçi'nde, sonra şimdi ODTÜ. Ve artık bundan sonrası için planımız bunu üniversitelerin de dışına çıkarıp bütün üniversitelere dahil edebileceğimiz bir yapıya büründürmek. Yani tek bir üniversite bünyesinde bir şimdi bu eğitimler devam ediyor. Umarım hani birkaç ay içinde bununla ilgili duyurularımız olacak. Zaten birçok diğer üniversiteden de bununla ilgili talep geliyor. Ama biz şu ana kadar bunu bir prototip olarak aslında yaptık. Yani bunu bir bütçesi yok bu işin. Bu işin bir ekonomik bir hani gelir modeline biz de dayandırmadık. Bir yapalım, görelim nasıl oluyor dedik. Ha, bu süreçte şunu da yaptık. Mesela Boğaziçi, ODTÜ öğrenciler bir araya geldiği zaman üç okuldan öğrenciler bir arada takım oluyorlar. Yani bu herkes birbirine de farklı bakış açılarından da çözüm bulabiliyor. Şimdi buradan hani bu program vasıtasıyla şöyle bir çağrı yapmış olayım. Bu programı genişletmek için biz aslında bu programa destek vermek isteyen, bunun yatırımcısı olmak isteyen, paydaşı olmak isteyen, sponsoru olmak isteyen kurumlara ve bireylere de bir çağrı yapmış olalım buradan. Çünkü programın devamında bunu daha da büyütmek, aynı Stanford'ın yaptığı gibi etki alanını genişletmek istiyoruz bu programı. Çünkü buradaki çocuklarla yurt dışındaki çocukları da aynı zamanda buluşturuyorsunuz, evet, öyle değil mi? Doğru. O da işte Stanford programının bize faydası oldu. Dünyada 200'den farklı üniversitenin olduğu bir network bu. Biz Türkiye'de de benzer network'ü kurup yurt dışındaki network'lerle buluşturmak istiyoruz. Olağanüstü. Ellerinize, emeğinize sağlık. Ben yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bütün bu etki alanlarını başlatıp devam ettirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Son olarak dünyaya mesajınız nedir hocam? Aslında az önce söylediğim gibi benim girişimcilik tanımım şu. Girişimcilik hep böyle konfor alanını bozmak olarak tarif edilir ya. Ben girişimciliği şöyle tarif ediyorum. Yani bu doğru bir tavsiye ama eksik bir tavsiye bence. Rahatını boz ama huzuruna sahip çık. Rahatını boz, huzuruna sahip Hayatına çık. Hayatına sahip çık yani. Öyle yani az önce dediğim o huzur dediğimiz işte az önce dediğimiz o tatmin olmakla ilgili bir konu. Bunu nasıl yapacağım? İşte öğrenerek, üreterek, paylaşarak yapacağım. Süreçten keyif alarak yapacağım. Çünkü öbür türlüsü rahatımı bozdum, aynı zamanda stresli oldum. Bunu istemiyoruz. Stresli bir rahatsızlık istemiyoruz. Ya da rahatımı bozmadım ama böyle içim yiyor.
Yapmam lazım ama harekete geçmiyorum. Hani o da böyle şişkinlik yapıyor. Gene o zaman huzursuz bir rahatlık var. Öbür ya da hiçbir şey yapmayayım, keyfim yerinde ben böyle kalayım. O da huzurlu bir rahatlık, o da ancak emeklilikte olabilecek bir şey. Yani bizim ihtiyacımız olan huzurlu bir rahatsızlık. Hayatımızın kontrolünü ele alalım. Kesinlikle öyle. Girişimcilikte bunun için bir hocam, çok araç, teşekkür. Bir bakış açısı. Çok çok teşekkür ediyorum tüm bilgiler ve güzel enerjiniz, tutkunuz için. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun davetiniz için, bu fırsatı verdiğiniz için. Onurlandırdınız, sağ olun. Bu yayında yüksek performanslı başarı hikayelerini konuşuyoruz. Birilerinin, duyması gereken birilerinin, ihtiyacı olan birilerine iletirseniz iyi olur. Hatırlayın, her zaman bir yolu var.